Sayın Aral Sürmeli, öncelikli olarak hoş geldiniz. Sağ olun, hoş buldum. Teşekkür ederim. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben tıp fakültesi mezunuyum. Geçen seneye kadar da klinisyenlik yapıyordum. Mezun olduktan sonra Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde halk sağlığı yüksek lisansımı yaptım. Şu anda da Johns Hopkins Üniversitesi'nde doktorama devam ediyorum yine halk sağlığı üzerine. Benim çalışma ve araştırma konularım genellikle insani yardım, mülteci popülasyonların sağlığa erişimi ve bu konularda kullanılan dijital ve mobil tabanlı müdahalelerdir. Peki Aral Bey, HERA Dijital Sağlık Uygulaması'nın amacı nedir? Biz aslında bu uygulamayı Suriyeli mültecilerle Türkiye'de çalışıyorken geliştirdik. Temel amacı kadın ve çocukların koruyucu sağlık hizmetlerine, yani bunlar nelerdir? Çocukluk dönemi aşıları, hamilelik kontrolleri gibi sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak aslında bir dijital platform üzerinden. Peki HERA Dijital uygulamasının özelliklerinden de bahsedebilir misiniz? Tabii. Şunu söyleyeyim öncelikle. Biz bunu HERA'yı tasarlarken aslında bir dijital platform seçmemizin sebebi şuydu. Genel kanının aksine mülteciler için telefonlar ve sosyal medya büyük bir araç. Yani bu bir artık lüks değil dünya üzerinde. Bu bir gereklilik. Düşünsenize, yani dünyanın her tarafına gitmiş tanıdıklarımız olabilir, kaçmak zorunda kalmış. Ve onlarla bu şekilde iletişimde kalıyorsunuz. Aslında bunu gördükten sonra geliştirdik. Ve tasarlarken de mülteci kadın ve çocukların sağlığa erişimde yaşadığı spesifik bariyerleri düşündük. Bunun üzerinden aslında bir telefon uygulaması yarattık. Bu uygulama üzerinden kadınlar Türkiye'nin aşı takvimini kullanarak çocuklarının ne zaman aşıya gitmesini öğrenebiliyor, takvimlerini ekleyebiliyor ve bununla ilgili hatırlatıcılar alıyor. Peki nasıl indirildiğini bahsederseniz. Tabii bu uygulama tamamen açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir uygulama. Yani biz Suriyeli mültecilerle başlamış olsak da aslında dünyanın başka yerlerinde de kullanılıyor. App Store'lardan işte hem Android'de hem iPhone'da kişiler indirebiliyorlar. Biz de zaten daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz ve rahatlıkla indirip bu uygulamayı kullanabiliyorlar. Dediğim planlama ve hatırlatma dışında sağlık raporlarını saklayabiliyorlar uygulama üzerinde. Böylece başka ülkeye bile gitseler yanlarında oluyor. Aynı zamanda tabii ki yeni bir şehre ya da yeni bir ülkeye geldiğinde sağlık hizmetlerini nereden alması gerektiğini kişi bilmesi biraz zor. Bunun için en yakınındaki sağlık hizmetlerini sağlık merkezlerini görebiliyorlar. Gerekirse ambulans çağırabiliyorlar. Bizim için çok normal bir şey mesela 112'yi aramak, fakat Suriye'de savaş öncesinde santralize bir ambulans sistemi yoktu. Bu yüzden kişiler burada ambulansları görse bile nasıl arayabileceğini, ücretsiz olduğunu bilmiyorlar. Bunlara ek olarak da tabii ki önemli konularda, yani çocuğu ve kendisinin sağlığıyla ilgili konularda okumalar yapabiliyorlar bir blog kısmı üzerinden ya da Facebook grubumuza erişip oradan diğer kadınların deneyimlerinden öğrenebiliyorlar gibi. Hangi dil seçenekleri bulunmaktadır? Şu an için Türkçe, Arapça, İngilizce ve Dari, Afgan mültecilerin kullandığı, büyük bir çoğunluğun kullandığı dil var. Fakat önümüzdeki ay aynı zamanda bir 3-4 farklı dile daha çevireceğiz. Çünkü Amerika'da çalışmaya başlıyoruz önümüzdeki ay ve onlar da farklı ülkelerden mülteciler kabul ediyor. Program ücretli midir peki? Yok. Yani dediğim gibi bu hem kişiler için ücretsiz ve biz böyle kalması için uğraşıyoruz. Aynı zamanda da açık kaynak kodlu. Yani herhangi bir başka bir ülkede mültecilerle çalışan bir ekip bunu alıp kendilerine uyarlayıp tabii ki bir teknik destekle birlikte kullanabilirler. Bunun için herhangi bir lisanslama ya da patentleme gibi bir süreç dahil etmedik yani. Peki hangi ülkelerde kullanılıyor? Şu an için Türkiye ve Amerika'da. Amerika'ya da yeni başladık. Biz dediğim gibi aslında ilk olarak Suriyeli mülteciler için geliştirdik burada. Fakat sonrasında birçok mülteci popülasyonunda kullanılabileceğini fark ettik ve bu konuda çalışmaya başladık. Peki şimdiye kadar kaç kadın ulaştınız?
Şimdiye kadar ortalama 3000 kadına ulaştık. Bunların büyük bir kısmını biz Türkiye'de kendimiz hani tek tek yani ellerine verip kullanmayı gösterdik. Ve tabii ki online işte sosyal medya üzerinden, kampanyalar üzerinden de büyüdü. Peki Hera'nın daha fazla mülteci kadınlaşması için hangi kurumlarla işbirliği yapıyorsunuz? Ülkesine göre değişiyor ama Türkiye'de bizim baştan beri en çok yaptığımız çalışma sahada mültecilerle yakın çalışan organizasyonlarla görüşmek ve onlarla birlikte çalışmak. Yani bir bölgede işte mültecilerin sürekli geldiği ve oradan malzeme aldığı bir dernek var diyelim. Biz onlarla görüşüyoruz ve diyoruz ki ya bu gelen popülasyonla biz çalışabilir miyiz? Ve onları topluyoruz, onlarla çalışıyoruz. Ha, bunun dışında daha devlet kurumlarıyla da çalışmaya başladık geçen sene itibariyle. İşte İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile bir araştırma yürütüyoruz şu anda. O şekilde yani amacımız aslında Hera'yı sadece mültecilerin kullanması değil, aynı zamanda ülkede bulunan sağlık sistemine de entegre etmek. O yüzden bu noktada da devlet kurumları bizim için çok önemli. Peki Aral Bey, pandemi sürecinde mültecilerle ilgili herhangi bir çalışma yaptınız mı? Evet, yani bu pandemi süreci bütün dünyayı etkiledi tabii ki ama mülteciler için ekstra olan risk faktörleri de var. Yani hem hijyenik ortamlara ulaşmaları zor, kalabalık evlerde yaşıyorlar gibi. Biz bunun için şöyle bir şey yaptık kullanıcılarımıza. 2 haftada bir semptom taraması yaptık. Yani bu ne demektir? 2 haftada bir bütün kullanıcılara ateşiniz var mı, öksürüğünüz var mı gibi sorular sorduk. Bu hem COVID olup olmadığını kontrol etmekte işimize yaradı, hem de gerekli durumlarda kişilere işte Sağlık Bakanlığı'nın verdiği öneriler doğrultusunda sağlık sistemine yönlendirmemizi. Yani işte ateşin var, tamam, o zaman en yakınımızdaki şu hizmete gidebilirsiniz, giderken maskenizi unutmayın falan şeklinde ve tabii ki bilgilendirme yapmaya, yani sürekli Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı yeni rehberler ve öneriler üzerinden popülasyona bilgi vermeye başladık. Peki Aral Bey, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda umarım tekrardan bir araya gelir, sohbetimize devam ederiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.